bayılmalar, sıcaktan bunalıp bayılmalar üzerinde. Evet, Strese bağlı bayılmalar. bazı insanlar aşırı korkudan, bazıları çok yoğun stresten, aşırı üzüntüden vesaire çeşitli sebeplerden dolayı bayılma vakaları oluyor. Neden bayılıyor? Çünkü beyne kan akışında azam olursa beyin kendini korumaya alıyor. Hı hı. Hemen şalteri kapatıyor. Elektrikleri kapatıyor gibi. Evet. Yani iç devre çalışıyor, dış devreyi kapatıyor. Yani beyinde fonksiyonları normal oksijen akışı devam ediyor. Bayılma sırasında el ve ayaklara, ekstremlere kan akışı azalır. İç organlara normal kan akışı devam eder. El ve ayaklar kanı azaltır. Hı hı. Pompalamayı. Baygınlık sırasında kişi bayıldığı zaman öncelikli olarak beyne yeterince kan pompalanır. Yani kişinin şuuraltı bilir yani durumu, kendi durumunu ve ayarlar. Önce beyin, kalp, iç organlar, ikinci sıra iç organlar, sonra ayak ve bacaklara kan pompalanır. Böylece kişinin bayılma esnasında beynine, kalbine, iç organlarına zafiyet gelmez. Evet. Sadece elleri, ayakları üşür. Bayılan kişinin üstünü örtmek gerekir. Bir. Üstünü neden örtüyoruz hocam? Şimdi el ve ayaklarına yeterince kan gitmediği için üşür. Genelde masaj yaparlar. Ellerini, ayaklarını, ayakları havaya dikilir. Evet, ya 30 santim biraz kaldırmak gerekir ayaklarını. Masaj yapmak da faydalı, ısınırsa iyi olur. Çünkü yeterince kan gitmediği için bayılma durumu oluyor. Beyin kendini korumaya alıyor bir çeşit. Yani bir dakikadan fazla bayılma olursa hemen hastaneye kaldırmak veya doktor aramak gerekir. Çünkü riziko büyük. Oksijen oranı azalırsa beyinde tahribat yapabilir, hasara sebep olabilir. Yani tehlikeli olabilir. Bu nedenle tedbir almak gerekir. İşte tansiyonu düşükse bazıları zannediyor ki ya hep yüksek tansiyon problem. Evet. Düşük tansiyon problem teşkil etmez gibi düşünüyorlar. Yüksek tansiyon nasıl ki büyük tehlike ise beyin kanamasına, kalp krizine birçok hastalığı rahatsızla tetikliyorsa düşük tansiyon da bayılma ve başka rahatsızları tetikler. Bu da hayati tehlikeyi teşkil eder. Sebep olabilir. Düşük tansiyonu olanlar içinse özel bir bitki vardır. Biberiye. Biberiye, alıç, ginkgo aynı şekilde. Evet. Çok özel bir formülümüz var bununla da ilgili. Biberiye forte. Biberiye forte. Düşük tansiyon problemi olanlar düşük tansiyonu önemsemiyorlar. Ya ben soruyorum, yüksek tansiyon, düşük tansiyon gibi herhangi bir tansiyon problemi var mı? Ay, yüksek tansiyonum yok diyor. Düşük tansiyon? Ya o önemli değil. Neden olur önemsemiyorlar? O da hayati. Neden önemsemiyorlar? Yani yüksek tansiyon kadar tamam işte küçük tansiyonun yani da zararı var ama. Yüksek tansiyon genellikle insanların çoğunda yüksek tansiyon problemi olduğu ve çok bilindiği için üzerine durulduğu için düşük tansiyon zararsız gibi düşünülüyor. Ve çoğu insanda da az rastlanıyor herhalde küçük tansiyon hastalığı. Ya bayanlar mesela yoğun adet gördüğü için adet döneminde tansiyonu düşebilir. Çünkü kan kaybı olabilir. Kansızlık nedeniyle mesela. Bu nedenle nasıl ki yüksek tansiyon rizikoluysa düşük tansiyon da rizikolu. Bayılma anında eğer ki tedavi hemen yapılmıyorsa, hemen kendine gelmiyorsa kişi hemen hastaneye veya doktora başvurmak gerekir. Kişiyi bir an önce ayıltmak gerekir.